Yani tabii üretim yaptığı işten para kazanması lazım. Yani insanların geçim kaynağı çiftçilik. Maliyetler artmış. Ürününü kaça satacağını bilmiyor. Şimdi insanlar bugün bizim bu köyde ekim hazırlığı yapıyor. İşte bir masraf yapıyor. Bu masrafın karşılığında işte seneye ürünü kaç lira olacak onu bilmiyor. Yani bir belirsizlik var. Bir maliyet hesabı yapamıyor. Bir kar hesabı yapamıyor. Bir belirsizlikle işte ekiyor. Bir umutla yani acaba işte fazla ürün alır mıyım? İyi bir fiyata satar mıyım hesabıyla? Ama tabii maliyetler çok yüksek. Mazot fiyatları olsun, gübre fiyatları olsun, tohum keza öylesine, sertifikalı tohum. Geçen sene kooperatiften 65 bin liraya aldım tohum. Faizinle beraber 8. ayın sonuna işte büyük olasılıkla 75 bin lirayı bulacak. Oysa 28 lira fiyat açıklandı. Yani bu fiyat çiftçiyi kurtarmaz. Yani insanlar tekrar dener mi? Tekrar ekim yapar mı? Risk alır mı? Çünkü bizim köyde çiftçilerin çoğu eksi de. Hava koşulları, mevsimsel koşullar. İşte kuraklık oluyor. İşte dolu oluyor. Yağıyor. O yüzden insanlar ürünü göremediği için büyük olasılıkla bırakmak istiyor. Yani risk almak istemiyor. Şimdi zarar fiyatı, ürünün satış fiyatını biz belirleyemiyoruz. Biz maliyet hesabını yapıyoruz. İşte şu kadar para harcarız, işte şu kadar masraf yaparız diyoruz. Bu masrafın karşılığında ürünün fiyatını biz belirlemiş olsak ya da serbest piyasada en azından belirlemiş olsa biliriz. Ama şimdi fiyatı devlet belirliyor. İster istemez zarar ediyor yani. Çünkü fiyatı devlet belirlediği zaman yani bizim para kazanma şansımız yok. 65 bin lirayı al, 28 bin lirayı sat, böyle bir şey yok yani. Bırakır yani, bu işi yapmaz yani çiftçi. Ya şehirlere göçecek, büyük şehirlere göçecek, yani işçi olarak çalışacak, çiftçiliği bırakacak. Yani köyler büyük oranda boşalacak. Köyde kazanç sağlayamıyorsa, geçimini sağlayamıyorsa büyük şehirlere gidecek. Ya da yakın şehire gidecek. Orada işçi olarak çalışacak, yapılacak başka bir şey yok. Üretim durursa, şehirdeki insanlar, metropollerdeki insanlar nasıl beslenecek? Temel sebeplerinden en başta girdiler geliyor. Yem, saman, sılaç. Bu tür girdilerin bayağı bir maliyet, külfet teşkil ettiğini, onun için de malcılıkta artık insanların bayağı bir zarar ettiği görülüyor. Biz de zarar ediyoruz. Bundan dolayı da birçok insan gibi bizler de malcılığı bırakmayı düşünüyoruz artık yavaş yavaş. Çünkü altına kalkamıyoruz. Bir kazanç sağlayamıyor. Bir getirisi olmayan bir işi yapmak da mantıklı değil. Yani. Fiyatlar aşağı çekiliyor. Yani süt fiyatları, süt birliğinin açıkladığı fiyatlar bugün 14 küsürlerde. Bize verilen süt litre başı 11 lira. Şimdi nasıl kurtaracak kendini? Kurtarmayacak ister istemez. Yavaş yavaş insanlar hayvancılığı da bırakacak, çiftçiliği de bırakacak. Büyük sebep girdilerin pahalı oluşu, enflasyonun yüksek oluşu. Yani iki sebebi var. Girdilerin çok yüksek oluşu. Bir de devletin tarımı, hayvancılığı yeterince desteklememesi. Yani zarar edilen yerde devlet biraz destekleri artırmış olsa biz bu işi yürütebiliriz. Bir dönem daha yapabiliriz ama bu desteklerle bu işi yapmak biraz mümkün değil artık. Onun için daha fazla zarar etmeden bu işi bırakmak başka bir yolu kalmadı. Devletin yeterince destek vermesi. Devlet desteklerse bu işi yürütebiliriz. Başka türlü olmaz. Şimdi tutmuş bir sütçülü damızı yapacak bir insana gebe düğe parası 60 bin lira öngörüyor. 100 bin liradan aşağı bir gebe düğe zaten 120 bin liradan aşağı yok. Ben krediyle çalışıyorum. Banka bana diyor ki 60 bin lirayı alacaksın diyor. 60 bin lirayı ben uzak alamıyorum.
Yani şimdi bunun yürütülecek bir tarafı artık kalmadı. Devlet bunu desteklerse, hibeleri artırırsa yani biz bu işi bir dönem daha yürütebiliriz. Ama bu şekilde devam ederse, süt fiyatları 11 lira olursa, yem fiyatı torba 560 lira olursa, hibe destek de olmasa bu işi yapılacak tarafı kalmamış olacak artık yani. İşin aslı gerçeği bu.